kıtlığının cevabını arayacağız. Reklamlardan sonra kısa bir aramız var. Evet değerli dostlar, programımız devam ediyor. Gıdayı irdeliyoruz. Gıda katkı maddeleri, bunların helalliği, haramlığı, insan sağlığına zararlı olup olmadığı. En son jelatin maddesinde kalmıştık. Jelatin maddesinin hayvanların kemiklerinden, derilerinden ve tüylerinden elde edildiği, Türkiye'de jelatin imalatının olmadığı, bütün jelatinin yurt dışından ithal olarak geldiğini vurguladık. Hocamız jelatinin nasıl bir madde olduğunu anlatıyorduk ki orada kaldık. Hocam, evet. Evet efendim, bu jelatin dediğimiz maddeyi sanayiciler sanayi tesislerinde kitle imalatı haline dönüştürüyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte mezbahanelerden, lokantalardan, marketlerden, kasaplardan toplanan kemik ve deri parçaları bu tesisin bünyesinde aynen evlerde yaptığımız kaynatma işlemine benzer işlemlerden de geçirilerek, ayrıca çeşitli asitler de kullanılarak saf ve temiz bir şekilde getiriyorlar ve sonuçta elde edilen jelatini ya toz partiküller şeklinde torbalara dolduruyorlar, ya levhalar şeklinde paketliyorlar veyahut da çubuklar şeklinde getirip bu şekilde pazarlıyorlar. Dolayısıyla bu elde edilen jelatin, yani yabancıların edible jelatin dedikleri, yani bizim de tercüme ettiğimiz zaman yenebilir, evet, yenebilir jelatin bu yolla elde ediliyor. Ya peki Avrupa'nın geneline, Avrupa ülkelerine baktığımızda orada birçok hayvanın kesildiğini, tüketildiğini, hatta bunların İslam usullere göre kesilmediğini biliyoruz. Tabii. Domuz ağırlıklı tüketiliyor. Bu maddeler yurt dışına ithal olarak geliyorsa hangi, evet, ülkelerden geliyor? Bu ülkelerde ağırlıklı hangi hayvanlar tüketiliyor ve nasıl kesiliyor? Efendim, aşağı yukarı yani dünyada yıllık olarak 300.000 ton civarında jelatin üretiliyor. Ve ne yazık ki bu üretimin %99 diyebileceğimiz miktarı gayrimüslimler tarafından üretiliyor. Nerede? İşte Arjantin, efendim Brezilya, Amerika, Kanada, Avrupa ülkeleri, İtalya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, hatta bu Sovyet Rusya'dan bölünmüş ülkeler, evet, bazıları Avrupa'da kalan ülkeler, Çin'de, Kore'de, Japonya'da, Hindistan'da, çeşitli peki, ülkelerde hayvanlar üretiliyor. Ağırlıklı? Genellikle şüphesiz yani bugün insanların, yani Müslümanların dışındaki insanların rahatlıkla yediği hayvanlar ki çoğunlukla başta domuz, sığır, koyun, keçi, balık, tavuk vesaire aşağı yukarı jelatinin kullanıldığı ana maddeler, ham maddeler bunlar. Bu tabii Avrupa'da ve Amerika'da sığır jelatini makbul değil, sığır ve diğer şeyler. Neden? Çünkü orada bildiğiniz gibi deli dana hastalığı var. Bu salgından dolayı Avrupa karar almış, tamamen domuz jelatini kullanılıyor. Ve dolayısıyla Türkiye'de gelen jelatinler bu bakımdan, evet, çok kritik durum arz ediyor. Ayrıca gene siz de ifade ettiniz, sığır jelatini dahi olsa helal kesim olmadığı için bunun dahi dikkat edilmesi gereken bir durum arz etmesi. Evet. Peki hocam, Türkiye'ye gelen jelatinler genelde efendim, halkın bildiği ürünleri söylerseniz. 3.000 tonun civarında, belki de biraz daha arttığı, benim bu söylediğim rakam 2005 yılının rakamıydı. 3.000 ton civarında jelatin ithal ediliyor. Bir yılda? Evet, bir yıl boyunca. Ve aşağı yukarı kilosunu dünya piyasası olarak $5 civarında düşünürsek dışarıya ödediğimiz meblağ da o ayrı bir konu aslında, tartışma konusu. Çıkar, evet, efendim. Dolayısıyla bunun ben görebildiğim kadarıyla bir de Pakistan ve Malezya'da birer fabrika kuruldu. Bunlar helal jelatin ürettiklerini bildiriyorlar. Tabii ne kadar helal, ne kadar helal değil doğrusu yerinde araştırmadan ben karar verecek durumda değilim. Evet. Şimdi dolayısıyla zannediyorum Türkiye'ye oradan da bir miktar geliyor. 700 ton civarında. Demek ki yani 3000 tonla mukayese ettiğimiz zaman 2300 tonu mutlaka gayrimüslim ülkelerden geliyor. Evet. 700 tonu da Pakistan ve Malezya gibi İslam ağırlıklı ülkelerden evet. geliyor. Peki hocam, Türkiye'de hangi maddelerde kullanılıyor bunlar? Şimdi efendim, jelatin ilaç kapsüllerinden, tabletlerin üzerindeki film tabakasından, kan maddelerinin, hani kan veriliyor insanlara ya, evet. o kan plazmasında dahi kullanılan bir madde. Oradan çıkıyorsunuz, birçok kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Birçok gıda maddesinde kullanılıyor ki gıda maddeleri nelerdir? Mesela bu yumuşak şekerler dediğimiz evet. Haribo, Jelibo vesaire gibi çocuklar şeker bilhassa evet. Evet, evet ki bu ülke, yani bu markalar veyahut da bu isimlerle anılan şekerlemelerin çoğu yabancı patentli olarak üretiliyor. Yani bu vesileyle ben ifade edeyim, yabancı patentlerle Türkiye'ye getirilip üretim yapılan gıda ürünlerine tüketici, Müslüman tüketiciler çok dikkat etmek zorundadılar. Neden? Çünkü bu patentin sahibi olan insanlar veyahut da firmalar İslami şartlara sahip olmadıkları için, yani gayrimüslim dediğimiz insanlardan oluştukları için onlar kendi inançlarına, kendi dünya görüşlerine göre bu üretimi planlıyorlar ve patentini o şekilde oluşturuyorlar. Dolayısıyla adamlar bu patenti satarken bir firmaya kendi şartlarına uygun çalışmasını şart koşarlar. Yani patent olmanın şeyi, özelliği o zaten. Dolayısıyla bugün mesela Almanya'da da, Danimarka'da da Haribo var. Şimdi oralardan aldığımız, yani o firmalardan aldığımız belgeler var elimizde. Kesinlikle domuz jelatini kullandıklarını belirtiyorlar. Evet. Şimdi bilemiyorum tabii. Türkiye'de de bunun satışı var. Üretiliyor mu yoksa dışarıdan mı ithal ediliyor bilmiyorum ama neticede bu markayı taşıyan ürünler var bizim marketlerimizde. Evet. Hocam bununla beraber birçok çikolata demiştiniz. Çikolatalarda pek yok ama kaymaklı, kremalı maddelerde olabilir. Onun dışında pastalarda olabilir. Pastaların üzerine sürülen jelimsi maddelerde olabilir. Efendim çok garip bir şey söyleyeceğim. Yoğurtlarda kullanılıyor. Yani evet. bugün yabancı literatürlere bakın. Jelatinin kullanma yerlerini sayarlarken mutlaka yoğurt da zikrediliyor. Halbuki yoğurt bizim ananevi bir gıda maddemiz. Yani zaten onların kaynakları da diyor ki bu işte Arap, Orta Doğu ve Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler, Türkiye kaynaklı bir gıda maddesidir deniyor. Ama bu gıda maddesi bizim malımız olduğu halde yabancıların teknolojisiyle üretiyoruz bugün Türkiye'de. Evet. Hatta belki de o... Hocam evet, Kayserili bir üreticiden size yöneltilen bir soruda şu evet. söyleniyor. Ben küçük çapta yoğurt imalatı yapıyorum ve son zamanlarda jelatini kullanmaya başladım. Kullanmak zorundaydım çünkü ayakta kalmaya mecburum kullanmak evet, çok için. Çok önemli. Burada duralım. Burada evet. duralım. Bakın şimdi bir yoğurtçu firması, yoğurt üretici firma bugüne kadar dayanmış, jelatini kullanmamış ama ayakta kalabilmem için kullanmak zorundayım diyor. Ne kadar acı bir olay. Biz yoğurdumuzu jelatin kullanmadan ürettik asırlar boyu. Ama tabii Batı'nın teknolojisiyle fabrikalarımızı kurup da onların ham maddeleriyle, onların enzimleriyle yoğurt yapmaya kalkarsak tabii bu jelatini de kullanmak zorunda kalıyor. Neden? Rekabet edebilmek için. Evet. Bu çok kötü bir olay ve çok önemli, yani tüketici kanun mevzuatları itibariyle de çok önemli bir suç duyurusu olarak söylemek istiyorum. Hiçbir yoğurt firması yoğurt ambalajlarının üzerinde bu jelatini kullandığına dair bir ifade evet. koymuyor. Yani tüketicinin bilgi edinme hakkına aykırılık söz konusu. Burada kesinlikle ahlaki bir suç işleniyor. jelatini kullanan firmalar bu jelatin maddesini yazmak zorundalar. Hatta hangi hayvandan olduğuna dair elinde mutlaka